Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde switch case yapılarını öğrenmeye çalışacağız. Switch case yapıları bizim daha önceden kullandığımız if else if yapılarına bazen alternatif olarak kullanılabiliyor ve bazı yerlerde oldukça yararlı olabiliyor. Biz bu derste bunu görmeye çalışacağız. Şimdi ben bunu göstermeden önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben kullanıcıdan işlemlerimi alacağım ve bu işlemlerimin 1, 2, 3, 4 olma durumuna göre ben belli case'lere gireceğim ve daha sonra switch case yapılarımı oluşturmuş olacağım. Şimdi ilk başta ben bir tane integer işlem belirliyorum bu şekilde. Daha sonra ben bu işlemi kullanıcıdan almak istiyorum. Diyeceğim ki işlemi giriniz şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve daha sonra burası cin yardımıyla ben işlemi kullanıcıdan alacağım. Ve daha sonra bu aldığım işlemi ben ekrana yazdırmak istiyorum. İşlemi işlem diyelim. Burada işlemi ekrana yazdırmak istiyorum. Şimdi biz böyle bir işlem yaptığımız zaman bakalım ne olacak. Zaten biz bunları daha önceden görmüştük. İşlemi giriniz dedi ben mesela bir işlemine giriyorum. İşlem 1 şeklinde karşıma çıktı. Şimdi ben buradaki girilen işlemin 1, 2, 3, 4 olma durumuna göre aslında if, else if ve else yapılarını kullanabilirim. Ancak if, else if ve else yapılarını kullanarak bu kodumuz biraz uzayabilir. O yüzden biz switch case yapılarını kullanarak bu kodumuzu minimalize etmiş oluruz. O yüzden ben bunu sileceğim. Ve kullanıcıdan aldığım işlemi sorgulayan bir tane switch case yapısı yazmaya çalışacağım. Ben bunu ilk başta yazacağım, daha sonra açıklamasına geçeceğim. Bunun için biz switch şeklinde bir şey yazıyoruz ve bunun içine biz işlemimizi gönderiyoruz. Daha sonra ben burada switch case'in bloğunu bu şekilde açabilirim. Şimdi biz burada içine işlem yazdığımız için bu switch'imizde bizim işlemimizin 1 olma durumuna göre, 2 olma durumuna göre, 3 olma durumuna göre ve 4 olma durumuna göre bizim burada değişik case'lerimiz oluşacak ve bu case'in içinde biz switch'imizin, daha doğrusu işlemimizin 1, 2, 3, 4 olma durumuna göre belli case'lere gireceğiz. O yüzden ben ilk başta şöyle bir şey yazmak istiyorum. Diyeceğim ki case diyeceğim. Case 1 şeklinde bir şey söylüyorum. Bu ne anlama geliyor? Bu bizim işlemimizin 1 olduğu durumda girilecek case anlamına geliyor. O yüzden ben case 1 şeklinde bir şey yazıyorum. Daha sonra bu switch case'in içinde biz daha önceden gördüğümüz break anahtar kelimesini kullanmamız gerekiyor. Ancak bunun anlamını ben birazdan açıklamak istiyorum. Şimdilik bütün case'lerimizin içinde break olması gerektiğini öğrenmemiz yeterli. Daha sonra case 2 yazıyorum ve bunun içinde break yazacağım. Aynı şekilde bu case 2 de işlemimizin 2 olma durumuna göre biz bu case 2'ye gireceğimiz anlamına geliyor. Daha sonra case 3 yazıyorum. Burada break diyeceğim. Case 4 yazıyorum ve burada tekrardan bir ekleyeceğim. Peki eğer kullanıcı 1, 2, 3, 4 dışında bir işlem girerse bu sefer de hangi durumumuza gireceğiz? Bu sefer de bizim switch case yapılarında kullandığımız default durumumuza gireceğiz. Yani bu 1, 2, 3, 4 dışındaki her bir işlem bu default'a girecek ve burada da yine bir ek kullanabiliriz. Şimdi ben buradaki bireyi açıklamadan önce ben burada değişik işlemler yapmak istiyorum ve bu switch case yapılarını anlamaya çalışalım isterseniz. Burada diyelim ki birinci işlemi seçtiniz şeklinde bir şey söylüyorum. Daha sonra end line'ı bu şekilde koyacağım ve diğerlerini de aynı şekilde bunları yapıştıracağım. Şöyle case 3'ümüzü de aynı şekilde siyah atımızı koyalım. Burada siyah atımızı koyuyoruz. Case 2 durumunda biz ikinci işlemi seçmiş olacağız. Case 3 olma durumunda 3. işlemimizi seçmiş olacağız. Case 4 olma durumunda da 4. işlemimizi seçmiş olacağız. Ve bunların haricinde bir işlem girerse eğer bize, bu sefer de burada ben ne yazmak istiyorum? Default durumuna gireceğimiz için geçersiz işlem şeklinde bir şey yazmak istiyorum. Şimdi ilk başta bunu çalıştıralım isterseniz. Daha sonra bu bireyin anlamına bakalım. Ben burada saat tıklıyorum ve burada run as local C++ application yazacağım. Daha doğrusu bunu çalıştıracağım. İşlemi girinize de şu anda bizden bir tane işlem istiyor. Ben işlem 1 girdiğim zaman bu işlemimiz bizim 1 olduğu için burada biz case 1 durumuna gireceğiz ve burada birinci işlemi seçtiğiniz şeklinde ekrana bir şey yazdırılacak. Tekrar çalıştıracağım. Bu sefer de 3. işlemi girmek istiyorum. Bu sefer tek tek kontrol ediyor. Burada case 1'e giremedik, case 2'ye giremedik. İşlemimiz 3 olduğu için case 3'e gireceğiz. Ve burada 3. işlemi seçtiğiniz şeklinde ekrana bir değerimizi yazdırmış olacağız. Daha sonra bir daha çalıştıracağım. Son kez çalıştıracağım bunu. İşlemi giriniz diyoruz. Burada bu sefer 6 işlemi gireceğim. Hiçbir case'e uymadığımız için biz burada default durumuna gireceğiz ve ekrana geçersiz işlem şeklinde bir şey yazılmış olacak. Şimdi isterseniz buradaki bireyin anlamına bakalım. Şimdi ben buradaki
bireyin anlamını göstermek için buradaki iki tane bireyi silmek istiyorum. Buradaki iki tane bireyimizi sildik. Ve daha sonra bunu tekrar çalıştırmak istiyorum. Tekrar çalıştırdık. Bu sefer ben işlemi 1 seçeceğim. Bakalım karşımıza nasıl bir sonuç gelecek. Şimdi karşımıza birinci işlemi seçtiniz geldi, ikinci işlemi seçtiniz geldi ve üçüncü işlemi seçtiniz geldi. Şimdi biz burada aslında bireyin anlamını görüyoruz. Şimdi buradaki bireyin anlamı şu şekilde aslında. Biz işlemimizi 1 seçtik, case 1'e girdik. Gayet güzel. Bunu ekrana yazdırdık. Ancak burada case 1'e girdikten sonra diğer case'ler sağlanmasa bile burada break olmadığı için diğer case'leri break görene kadar çalıştırıyor. Ben burada break görmedim ve case 2 ile çalıştıracağım diyor. Case 2 ile çalıştırıyor. Yine break göremedik. Case 3'ü de çalıştırıyor. Ve bu sefer break gördüğümüz zaman başka hiçbir case'i çalıştırmayarak bizim programımız sonlanmış oluyor. İşte biz burada bireyin anlamını görüyoruz. Aslında buradaki bireyin anlamı döngülerdeki anlamıyla kafa kafaya benziyor diyebiliriz. Bizim burada bireyimiz aslında buradaki herhangi bir case'e girdikten sonra switch durumumuzdan çıkmamızı sağlıyor. Mesela ben burada buraya break koyarsam ne olacak? Tekrar çalıştıracağım. İşlemi giriniz dedik. Bir girdik. Birinci işlemi seçtiniz, ikinci işlemi seçtiniz şeklinde karşımıza geldi. Case 1'e girdi. Gayet güzel bunu çalıştırdı. Ama break görmediği için alttaki tüm case'leri break görene kadar çalıştırıyor. Yani bizim buradaki case 2'miz de çalışacak ve break gördüğümüz zaman biz bu switch case yapısından çıkmış olacağız. O yüzden bizim burada case'lerde break kullanmamız çok önemli. Biz burada break kullanmazsak diğer case'leri sağlamasa bile mutlaka çalıştırıyor. Şimdi ben bir de şöyle bir şey göstereceğim. Çalıştırıyorum bunu ben. İşlemi giriniz dedi. İkinci işlemi seçeceğim. İkinci işlem olduğu için case 2'ye giriyoruz. Ve bunu çalıştırıyoruz. İkinci işlemi seçtiniz. Üçüncü işlemi seçtiniz. Break görmedik. Dördüncü işlemi seçtiniz dedi. Ve daha sonra break gördüğümüz için burada programımız sonlanmış oldu. Yani burada case 2'ye girdikten sonra üstteki case'leri çalıştırmıyor. Sadece alttaki case'leri çalıştırmış oluyor. İşte bizim switch case yapılarımız bu şekilde. Eğer siz de bu tarz eğer case'lere başka case'lere sağlamasa bile girmesini engellemek istiyorsanız burada siz break kullanmak zorundasınız. Bir sonraki dersimizde farklı bir konuya geçmeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.